Malum 6 Şubat 2023 depremlerinde özellikle Malatya'da çok fazla can kaybı yaşandı. Hep beraber yaşadık. O günden bugüne artçı depremler devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız Malatya fayla alakalı bu bilgi kirliliğinin her söylenene inanmamaları için bu çalışmanın sonucunu hep beraber beklememiz lazım. Daha önceden bu bölgede bir çalışma yapıldı ama çok detaylı, teferruatlı bir çalışma değildi. Daha detaylı halde şu anki çalışmayla neticelendirilecek. Şu an sizin de bulunduğunuz yer Malatya fayının tam üzeri. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 depremleri ülkemizde çok ağır bir zayiat, hem can hem de mal kaybına yol açtı. Depremin ilk olduğu günden beri sürekli sahada veya bilgisayar başında bu depremin etkilerini ve bundan sonra olabilecekler üzerine kafa patlatarak çalışmaya çaba gösteriyoruz. Yer bilimlerinin hemen hemen bütün disiplinlerini kullanarak çalışmaya çaba gösteriyoruz. Amacımız 3 sene sonucunda Malatya fayının depremselliği hakkında daha elle tutulur veri üretmek, parametreleri sağlamak. Bunun sayesinde belki de bölgede ve çevrede daha sağlıklı, depreme dirençli kentleşme konusunda adım atılmasını sağlamak. Yedisu fayı Kuzey Anadolu fayının bir parçası. Statik olarak baktığınız zaman Yedisu fayı kırıldığı zaman uçlarında statik olarak stres transfer edecektir. Malatya fayı ise ayrı bir yapı. Ama dinamik koşullar var ki açıkçası deprem bilimi açısından biz bunları henüz çok az biliyoruz. O yüzden kesin olarak evet Yedisu fayı kırıldı. Malatya fayının üzerine statik olarak stres binmez, binemez sistemler farklı diyebilirim. Ama dinamik koşullar altında Malatya fayını nasıl etkileyecektir? Bu bir soru işareti. Bu zaten böyle soru işaretleri yüzünden burada çalışıyoruz. Malatya fayı hakkında bildiğimiz mesela Kuzey Anadolu fayıyla mukayese ettiğiniz zaman çok az. Farklı disiplinler var. Bunlardan bir tanesi paleosismoloji. Malatya fayı üzerinde en azından yayınlanmış tek bir tane paleosismoloji çalışması var. Paleosismoloji ne? Eski depremleri açığa çıkartıp bunların kabaca hangi zaman aralıklarında olduğunu, bunların arasındaki ortalama zamanın ne olduğunu ve acaba gelecek hakkında bir projeksiyon yapmak. Malatya fayı ile ilgili şu an bu konuda oldukça kısır bir bilgi var. Farklı ekipler farklı projelerle birbirinden bağımsız olarak çalışıyorlar. Malatya fayında tek çalışan biz değiliz, başka çalışanlar da olacak. Ve umudumuz bu farklı ekiplerin aslında birbirinden bağımsız gibi gözüken çalışmaları sonuçta birleşerek Malatya fayı hakkında çok daha sağlıklı bilgi sağlayacak. Yani amacımız bu.